Narini. Narini. Bir tanem. Aç hadi gözlerini. Kızım. Narin bak hepimiz buradayız. Hadi aç gözlerini. Hadi kızım. Anne. Söyle güzelim. Ne işiniz var sizin burada? Duyunca hepimiz koştuk geldik kızım. İyisin değil mi? Ha? İyisin, iyisin, iyisin. İyiyim. Anne. Nasıl buldunuz beni? Biz hep buradaydık ki kızım. Bir yere gitmedik zaten. Abi. Ne güzelmiş burası böyle ya. Tabii güzel olacak kızım. İstanbul burası. Ölüyorum değil mi ben? Ölüyorum değil mi? O yüzden geldiniz hepiniz. Kızım. Çok özür dilerim ben. Hepinizden çok özür dilerim. Yaptıklarımdan ben çok pişmanım. Öyle deme Recep'im. Sanki kötü bir şey olmuş gibi. Yapma gözünü seveyim. Benim kızım okuyacak, avukatlar olacak. Hepimizi kurtaracak bir kere. Öyle değil mi kızım? Öyle değil mi güzel kızım benim? Hiçbir şeycikler olmayacak benim kızıma. Hiçbir şeycikler. Anne, ne olur götürün beni buradan. Ben çok korkuyorum bu yabancı şehirde. Ne olur al götür beni. Çabuk pes ettin bak ya. Ya çok yalnız kaldım burada. Kimse yok. Kalaydın yaslandı. Niye geldin ki Honcalı? Ezberlediğin onca ders kitapları, yediğin onca dayak boşuna mıydı yani? Paşalar gibi otururdun evinde, hayırlı kısmetlerini beklerdin. Kapa çeneni. Kapa çeneni. Sus. Narin. Canım, canım. Şişt, tamam ağlama, korkma. Korkma, korkma. Ben Deniz. Korkma hayatım, biz hastanedeyiz şimdi. Ben sana arabayla çarptım. İyisin ama. Korkma, ağlama, tamam mı? Bir şeyin yok. Bir şey yok. Sakin ol. Mini mini bir kız doğmuştu. Pencereme konmuştu. Aldım onu. Koşma kızım, koşma. Gözleriniz beni uyutmuyor. Durum ağır oğlum. Hem de çok ağır. Neler oluyor Hasan? Bütün sabah bensiz toplantı. Bak Fırat, bunu benden duymuş olmama. Yönetim katında tatsız şeyler konuşuluyor seninle ilgili. Şu büyük müşterilerden biri, Silahtar Holding'in yetkilileri dün akşam genel müdürle birlikte bir yemek yemişler. Senin hakkında bazı hukuki girişimlerde bulunacağına dair duyum almışlar. Tabii genel müdür çok sinirlenmiş. Bankanın adının karışmasını istemiyorlar. Senin izin ayrılmanı isteyecekler bir süre sanıyorum. Silahtar Holding. Nedense hiç şaşırmadım. Neler oluyor Fırat? Bu mevzu fazla uzadı anlaşılan. Sağ olasın. Ben hallederim. Abi kulağıma bir şeyler geldi benim. Yakında adım rahmetli babam Sermet Karayel ve Erol Durat'ı ilgilendiren bir kara para aklama şebekesiyle ilgili çıkacak davaya karışacakmış. Öyle mi? Hay Allah, kötü olmuş bu. İş durumunu çok sarsar bu olay. Sarstı bile. Gereken her şeyi yaparız. Merak etme. Ben babamı uyarmıştım abi. Kendi elimle bunların ipini çekecektim ama eğer babam rahmetli olmasaydı babamı yurt dışına gönderip Erol Durat'ın da canını okuyacaktım. Evet, bazı şirketlerle ortaklığım vardı 12-13 sene önce kağıt üzerinde. Ama hepsi yasal şirketlerdi. Kapandılar zaten. Çok önce birkaç küçük sorun çıktı, soruşturma açıldı. Ama biliyorsun siz Amerika'dayken ben hepsini halletmiştim. Ben duruma bakacağım, endişelenme. Sağ ol. Sen benden haber bekle. Ha, sessiz kal.
Şoförü darp edip silahlar elbiseleri kaldırdık. Yalnız yanında karısı da vardı. Kadın korkudan kalp krizi geçirdi. Ambulans çağırdık. Ambulans çalışırken biz de olay mahallini terk ettik. Kadını hastaneye götürdüler. Biz de adamı güç bela yanımıza götürdük. Kötü olmuş. Hastaneden kadının durumunu takip edin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.